İyi günler sayın seyirciler. Farklı Açık programında bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğum sizlerle birlikte. Kendisi ana muhalefet partisi olan Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekili, Lefkoşa milletvekili. Ayrı zamanda geçmiş dönemlerde Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nı görevini üstlenmiş sayın Doktor Faiz Sucuoğlu. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Faiz Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olsunuz geldiğiniz için. İlk defa daha yayınımıza katıldınız. Evet, benim de zaten yeni yayınım. Öyle mi? Hayırlı olsun size de. Uzun zaman değil yani. Kısa bir evet. dönem. Evet, son gündemde olan vicdaniyetle ilgili bir giriş yapalım Faiz Bey. Meclise girildi vicdaniyet yasası. Fakat son mecliste de kararı, Başbakanlığı'nın kararı ile geri adım atıldı ivedili olmadığından ötürü. Bununla ilgili neler anlatmak istersiniz size? Yani tabii vicdan, izzet baktığınız zaman bugün Avrupa Birliği olsun dünyada çok sayıda ülkenin benimsediği bir olay. Fakat tabii zamanlama çok önemli ve yer çok önemli. Yani bugün bizim şu anda şu gün yani zaman itibariyle yanlış bir zamanlama. Bu ateşkesin hakim olduğu, anlaşmanın bir türlü yapılamadığı, aşağı yukarı 225 kilometrelik sınır hattının %10'unu güvenlik kuvvetlerinin personel yetersizliği nedeniyle koruyabildiği kendi sınırlarını ve %90'ının da Barış Kuvvetleri Komutanlığı tarafından korunduğu bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Şimdi siz vicdan irrette tabii bildiğim kadarıyla şu anda 1000'e yakın mücahit var. Yani bizim çağ nüfusumuz aşağı yukarı 2500 civarıdır. Yani yeni doğanlar ve vatandaşlıklarla birlikte ortalama yılda 3500 civarı bir çağ nüfusumuz var. Bunun yarısı bayan olduğuna göre demek ki 1750. Bunun 750'si eğitim vesaire nedeniyle askerliğini erteliyor veya yapmıyor. Yani 1000'dir bizim yıllık mücahit sayısı. Askere giden genç sayımız ortalama 1000. Şimdi bu 1000 sayısı yetersiz. Neden yetersiz? Çünkü bizi şu anda kıyaslayacağımız yer Güney Kıbrıs'tır. Evet. Güney Kıbrıs'taki askerlik liseyi bitirdikten sonradır. Yani liseyi bitiren öğrenciler önce askerliğini yapar, daha sonra öğrenime giderler üniversiteye. Dolayısıyla herhangi bir kaçak pek olmaz. Yani onların örneğin çağ nüfusu yanılmıyorsam 6-7 binlerdedir veya 8 binlerdedir. Bunun yarısı 3000-4000'e yakın bir askerlik çağına gelmiş her yıl askerleri var. Evet. Ama bunun yanında bir de aşağı yukarı 81 bin milisleri var. Nedir bu? Askerliğini yapmış, evlerinde G3 marka otomatik silahları olan ve senenin belli dönemlerinde atış eğitimi yapan insanlardır bunlar. Şimdi böyle bir güç var güneyde, bir ateşkes var, herhangi bir sonuç alınmamış müzakereler devam ediyor 50 yıldır. Ve biz de bu tarafta dediğim gibi 1000 kişilik bir mücahit ordu demeyeceğim bir askeri birliğimiz var. Şimdi böyle bu tip durumlarda vicdani retin gelmesiyle birlikte bu rakam 50 veya 100 rakamı bile düşse yıllık, inanın şu anda nöbet tutan ve belki de 10 saat 12 saat günde nöbet tutan çocukların nöbet şeyi en basitini söylüyorum 15 saate çıkacak. Yani kaldırılabilir bir yük değil. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz. Tamam, vicdani ret doğrudur, bir haktır ama şu anda Kuzey Kıbrıs'ın konumu itibariyle, içinde bulunduğu süreç itibariyle zamanı değil. Evet. Bizim karşı kabul çıkmamızın... Kabul ediyorsunuz aslında ama... Tabii canım, bu bir dünya gerçeği. Ama göre. Şu an bizim şartlarımız, yani biz profesyonel askerliğe geçebilir miyiz? Şu durumda bütçe nedeniyle geçemeyiz. Ki ekonomik tabii, kriz. Yani değil. Bugün 1000 askeri, 1000 genci profesyonel asker yapalım, ortalama... Aylık 9 milyon Türk liralık bir ek bütçe gerekir. Evet. Böyle bir şeyimiz olmadığına göre biz en azından sınırlarımızın %10'unu koruyabilecek ve güvenlik kuvvetlerinin görevlerini azami olarak sürdürebilecek bu rakamı da daha aşağıya düşürürsek işin içinden çıkılamaz. Dolayısıyla bizim esasında üzerinde durduğumuz şu, güvenlik kuvvetleri komutanlığından bu konuda tabii ki destek, yani hangi şartlardan dolayı güvenlik kuvvetleri
bu yasa tasarısına nasıl bakıyor? Bunu önce bir tabii ki tartışmak lazım. İkincisi anayasaya ve başsavcılığın verdiği rapora göre de bazı sıkıntılar var, uyumsuzluk var, anayasaya aykırı maddeler var şu anki tasarıda. Hı hı. Dolayısıyla bunların da belli ki çok hızlı hazırlanmış ve açıkçası gündemi ve algıyı değiştirmek amacı güden bir adımdır bu. Yani bu kadar sıkıntı var şu anda, ekonomi dibe vurmuş, efendim esnaf kan alıyor, diğer taraftan Ciklos'taki üzücü olay, altyapımız özellikle ulaşımda, yollarda tamamen çökmüş. Bugün Karpaz'da 10 gün önce suyun altında kalıp bozulan yol hala daha onarlamamış ve nihayet bugün belediye başkanı, sabah da ben bir yayındaydım, söyledim. Ya dedim 4-5 kamyon çakıl getirin en azından. Evet. Bu yolu geçici olsa bir rahatlama sağlayın. Çünkü Kalecik'ten giriyor insanlar. O bypass yapıyorlar fakat dar yollar, perişan oluyor herkes. Evet. Dolayısıyla bir tarafta dom otel tartışmaları, diğer tarafta zamlar, %30'a varan seyir şoför zamları ve diğer zamlar. Elektrikteki sıkıntı aynen öyle. Evet. Yani şu anda petrol fiyatlarında stabil, hatta geriye düşüş var. Dövizde durağanlık var, hatta düşüş var ama bizim elektrik tüketimimizde petrol fiyatları hemen artarkenden veya döviz hemen yükselirken hop zamlanıyor, evet, artıyor fiyatlar. Ama bunlar düştüğü zaman aynı noktada kalıyor. Denetimsizlik had safhada süpermarketlerde, alışveriş merkezlerinde. Aynı şey, mal bakarsanız ilk süpermarkette 5 lira, Y süpermarkette 8 lira. Olacak iş değil, denetim yok. Sektörler can çekişiyor. Geçen gün mecliste salı günü çok detaylı bilgi verdim. Turizm kırmızı alarm çalıyor. Evet, yani hep onu söyledim. Altın yumurtlayan tavuğun biz başını bizzat biz kesiyoruz. Sağlığı artık söylememe gerek yok. Aspirin bile yok. Bakın vazgeçtim. Aspirin bile yok. Aspirin bile yok. Tam anlamıyla darmadağın. Doktorlar perişan. Böyle giderse önümüzdeki pazartesine kadar süre verilmiş. Mausa'da artık ameliyatlar yapılmayacak. Bu durumda. Evet. Biz bunlar hep bütçede kendilerine 3,5-4 saatlik konuşmamızda detay vererek, yer vererek anlattık. Ama bir türlü çözüm üretilemiyor, üretilemiyor, üretilemiyor. Bu yoğun sıkıntılar içerisinde ansızın vicdan irat. Kardeşim, evet, senin önünde bir hal yasası bugün, hal yasası çok iddialı geldi bu, evet, hükümet koalisyonu. İşte onu yapacağız, hal yasasını yapacağız ki özellikle meyve ve sebze denetimi anlamında kendi kendini denetleyen bir sistemi, barkod, evet, sistemidir, şudur budur. Bir yıl geçti, komitede hala daha duruyor, tık yok. Bunlar bu kadar acil, diğer yasalar, bir hayli yasalar, bu kadar acil bekleyen, ivedilik almış yasalar varken ansızın bir baktık, kimsenin haberi yok. Kendi işlerinde vekillerin de haberi yok. Bakın bizzat birebir konuştuğum vekiller var. Vicdan redde kimsenin vekillerden haberi olmadı. Apar topar işte algı operasyonu ve bu sıkıntılı ortamdan bir şekilde farklı bir yöne tartışmaları çekme. Aynen öyle. Böyle bir adım atıldı. Ben tekrar söylüyorum. Biz Ulusal Birlik Partisi olarak buna karşı değiliz. Sadece zamanlama anlamında şu an o zaman değil. Şu an o zaman değil. Yoksa bu ileriki tarihlerde siz eğer kendi savunmanızı, ha efendim işte savunmam, kardeşim yani hangi şeyini yapacak Türkiye? O zaman sen devlet olmaktan çıkarsın. Yani bütün sınırlarını %100 muhalefetteyken tabii, TED'den hiçbir yardım istemeyen bir hükümet. Hatırlarsınız, evet, paranızı istemek, askerinizi istemek diyen adamlar. Şu anda diyor ki, aynen öyle. Şu anda diyor ki ama hayır askerler gelsin bizi beklesin de biz askerlik yapmayalım. Yoktur böyle bir şey. Aynen kimse öyle kusura bakmasın. Dolayısıyla zaten yasa tasarısı da ham. Yani bir kere belli ki çok acele komitelerde şey yapılmış. Sözünüz daha komiteye görüşülmeye başlanmadı. Komitede 3 bayan vardı zannederim. Tam görevlendirilen bu yasa tasarısıyla ilgili bir komite olmuştuydu. Şimdi bu şeydedir, Doğuş Derya'nın komitesinde olması lazım. Ben askerlikle ilgili kadının bir fikir vermesi. Şimdi tabii komiteye davet edilecek. Güvenlik kuvvetlerinden de ilgili bütün adreslerden buraya tabii ki komiteye. 3 tane kadın var yanlış anlamadım. Olabilir bilmiyorum ama yani gelecek tabii. Ve onların görüşleri de alınacak. Ama şimdi tabii koalisyonun ortağı Halkın Partisi Başkanı diyor ki ivediliğe gerek yok. Zaten büyük bir ihtimalle ivedilik alınmak için meclise gelseydi geçmeyecekti. Ondan dolayı meclise getirmediler.
ivedilik de istemediler. Direkt komiteye yolluyorlar. Evet. Yani oylama yapılmadan. Hı hı. Şimdi o şey diyor ki Halkın Partisi'ndeki birçok milletvekili, biz bu durumda ve bu koşullarda karşıyız. Bunun üzerine parti başkanı, başbakan yardımcısı, Dışişleri Bakanı diyor ki evet, acelesi yoktur. Bu arada CTP milletvekili ve aynı zamanda komite başkanı Doğuş Derya Hanım diyor ki Ocak sonuna kadar bu işi görüşeceğiz vesaire. Yani bir keşmekeş, evet. Her kafadan bir ses, hazır olmayan bir yasa tasarısı, çok acele yazılmış, apar topar bir şekilde hazırlanmış. Daha sonra her zaman olduğu gibi bir yıldır pişman olunmuş. Evet. İşte şu eksikler var, bu eksikler varsa önce onları hazırla, ondan sonra komiteye gel, komitede de son süreci yapalım, son şeyi. Evet. Sen hazır olmadan, aman neymiş, belli kesimler görsün ki bu yasa tasarısı Meclis Alt Komitesi'ne geliyor. Yani evet. Esas işin, bravo, işin özü budur, açık söyleyeyim. Böyle bir keşmekeşin içerisinde vicdan ilet devam ediyor. Dediğim gibi koalisyon ortakları arasında da gördüğüm kadarıyla tam bir fikir birliği yok. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Evet. Ama ben özellikle altını çizerek vurgulamak isterim. Şu anda vicdan irretin, böyle bir yasanın zamanı değildir. Günü o gün değildir. Söylemek istediğim budur. Evet, teşekkür ederim evet. Fazıl, bu konuyla ilgili bizi detaylandırdığınız için. Bir diğer önemli konumuz daha var. Geçmiş dönemde bu kamu görevlilerin işte... Hı-hı. Yurt dışına çıkacağı zaman, üçüncü ülkelere gideceği evet. zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportuyla çıkılması zorunluluğu vardı. Hı-hı. Daha önce Mart ayındaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, ama Aralık ayında da Sayın Kudret Özersay'ın 31 Aralık'ta zannedersem Başbakanın kendisinin işte artık çıkış olduğu zaman limanlardan herhangi bir pasaportla çıkış yapılacağını dile getirdi. Hı-hı. Bu bildirgeyi de beyanımızda hı-hı. vardır. Yayında da göstermek hı-hı. isteriz. Lütfen hazırlarsanız. Bu konuyla ilgili birazcık komik geldi. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hükümette olan milletvekillerin, hükümeti idare eden kişilerin, yani sonuçta siz de bir temsilcisiniz. Tabii ki temsilciler. Siz resmi, Kuzey Kıbrıs resmi. Türk Cumhuriyeti'ni temsileyen yurt dışına çıkıyorsanız neden farklı bir memleketin pasaportusundan, belgesinden çıkış yapma rahatlığını bırakabiliyorsunuz? Bu konuyla ilgili detaylandırırsanız. Şimdi tabii bu belgeler bana 2-3 gün önce ulaştı ve tabii belgeleri okuyunca gerçekten hayret etmemek mümkün değil. 16 Mayıs 2018 genelge numarası 6 diyor ki Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışında sosyal, kültürel, ekonomik, sportif toplantılara ve veya etkinliklere katılacak olan tüm kamu görevlilerinin resmi anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti pasaportu dışında herhangi bir pasaport ile seyahat etmemeleri gerekmektedir. Ne zaman? 16 Mayıs 2018. Evet. Şimdi aradan 6-7 ay geçti, 6,5 ay geçti. 31 Aralık 2018. Okuyorum yazılanı. Genelge 7. Yurt dışı ziyaretleriyle ilişkin olarak çıkarılan 6 Mayıs 2018 tarihli genelge No 6, yani biraz önce okuduğum genelgeyi iptal edilerek Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışına sosyal, kültürel, ekonomik, sportif toplantılara ve veya etkinliklere katılacak olan tüm kamu görevlilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarını kullanarak çıkış yapmaları gerekmektedir. Bilgileriniz ve yukarıda belirtilen hususa titizlikle riayet edilmesini saygılarımla arz ederim. Şimdi ben normal yoldan, yani herhangi bir resmi ziyaret yoksa tabii ki istediğin pasaportu kullanabilirsin. Tabii. Orada hiçbir tartışma yok. İngiliz pasaportun varsa kullan. Cumhuriyet pasaportun varsa kullan. Hiç problem yok. Hı-hı. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla sen bir görevlendirme alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen eğer yurt dışında herhangi bir toplantıya katılacaksan, herhangi bir görüşme yapacaksan, herhangi bir atletizmde veya bir sportif faaliyette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil edeceksen, senin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya seni tanıyan tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarını kullanarak o ülkeye gitmen gerekiyor. Ve bu 31 Aralık 2018 tarihine kadar hep böyleydi. Hep böyle, hiç değişmedi. Ansızın ne olduysa 31 Aralık'ta
serbest kaldı. Yani diyor ki sadece Ercan'ı, limanları kullanma şartı getiriyorum. Yani bu ne demektir? Daha önce bir bakanım benim Larnaka'dan uçtu. Hı hı. Tepki aldı. Dolayısıyla Larnaka'dan artık uçuş olmasın. Ama İstanbul'a kadar da KKTC veya TC pasaportunu veya kimlik kartını kullanabilin. İstanbul'dan sonra serbestsin. Yani ben bir müsteşar olarak, bir bakan olarak, temsilci, görevli bakanlar kurulu kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil edecek olan, temsiliyeti olan bir kişi olarak ben 1960 Anayasası'na bakarak ondan kaynaklanan Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu kullanabileceğim yani. Veya İngiliz pasaportum varsa veya başka bir pasaportum varsa onu kullanacağım. Şimdi o zaman burada temsiliyet nerede kalıyor? Sen Kuzey Kıbrıs nasıl Türk Cumhuriyeti'ni aynen öyle şey yapacaksın. Bu arada seni boğmaya çalışan, seni bütün uluslararası sportif faaliyetlerden, toplantılardan, her seminerlere kadar takip edip seni engelleyen ve şu anda bu pasaportu kullanan Güney Kıbrıs'ın pasaportunu kendi temsil, resmi temsil edeceğin kişilere kullanma hakkı veriyorsun. Ben bunu soruyorum şu anda. Farz edin ki bu şekilde Kıbrıs pasaportuyla 4 tane gencimiz Paris'te bir atletizm yarışmasına katıldı. Gittiğiniz zaman doğal olarak sizin nereden geldiğiniz sorulur ve pasaportlar ibraz edilir. Tabii ki yazılacak Kıbrıs Cumhuriyeti diye. Kesinlikle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil. Farz edin bu çocuklardan bir tanesi altın madalya kazandı veya gümüş madalya kazandı. Bayraklar çekilecek. Hangi bayrağı çekeceğiz? Gidip diyeceksiniz durun bir dakika, yani ben Güney'in şu andaki temsiliyetindeki pasaportu kullanıyorum ama ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Ya böyle nasıl bir mantık? Nedir amaç burada? Gerçekten anlamış değilim. Yani bunu artık ben tabii değerlendirmeye bırakıyorum halkımıza. Ama şunu kavram kargaşası olmaması gerekir diye düşünüyorum. Resmi ziyaretler içindir bu. Evet. Gayri resmi ziyaretlerde zaten bir sorgulama yok. Ama sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Bakanlar Kurulu kararıyla temsil etmek isteyeceğin, gideceğin ve karşında dövüşeceğin fikirsel bazda Güney Kıbrıs yetkilileriyle aynı pasaportu deklar edeceksin. Bu hangi mantık? Yani hangi, kendi sanki pasaportumu yani, reddediyorum. Aynı, yok sanki değil. Yani sanki böyle, değil. Öyle gerçeği konuşalım. Aynen öyle. Güney Kıbrıs pasaportunu da kabul ediyorum. O imkanı veriyor bana. Ben gidip masanın üzerine Güney Kıbrıs pasaportunu koyacağım. Ben de faiz koyacağım. Ki o zaman gitsinler orada milletvekili yani olsunlar. Kuzey Kıbrıs, bak Kuzey artık. Kıbrıs'ı temsil edin gideceğim ve Güney Kıbrıs'ın şu anda elinde kullandığı Kıbrıs pasaportunu, ki onların iddiası zaten diyorlar ki bütün Kıbrıs'ın pasaportu budur. Biz de diyoruz hayır, bizim bir devletimiz var. Aynen. Ama ben gidip onların pasaportunu masaya koyacağım. Veya onların pasaportuyla gidip seyahatimi yapıp gideceğim yere gideceğim. Ve orada ben onların pasaportunu taşıyarak, resmi anlamda söylüyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil edeceğim. Böyle trajikomik bir durum herhalde bu memlekete gelmedi, evet. Gelmeyecek de. Bilemiyorum. Yani hangi mantıkla görüşmelere de gittin herhalde. Tabii, neyi o zaman savunacaksın? Yani Rum şunu soracaksa, gel be kardeş bakalım. Sen aynı pasaportu kullanıyorsun sen. Nedir senin uğraştığın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti? Evet. Sen benim pasaportun aynısıyla geldin. Aynen. Yani böyle bir komik durum, böyle bir aşağılayıcı durum olabilir mi? İşte oluyor, görüyoruz, yaşıyoruz. Belki bir hafta sonra nasıl 6 ay sonra değiştirdiler. Bir hafta sonra gene değiştirdiler. Belli olmaz. Çünkü günlük yaşıyor. Evet. Yani hükümet devamlı günlük, işte sürekli gündemi de bir adım öne, iki adım geri, iki adım öne, bir adım geri ama şeklinde gidiyorlar. Ama bu çok bence yani Kıbrıs Türk halkını çok iğneleyici ve aşağılayıcı bir şeydi diye öyle. Düşünüyorum. Aynen öyle. Çünkü böyle bir şey görülmedi. Onu boş verin, düşünün çıkacaksınız. Zaten hiçbir engel sarf etmiyor yani vize konusunda. Kamu yani temsilen gidilecek şeyler hiçbir engel yok. Zaten belgelerden size veriyor. Gereken şeyi veriyor size. Yani her türlü imkan varken hiçbir zorluk yokken neden böyle? Aynen. 30 yıldır bu şekilde devam ediyor. Öyle. Ansızın efendiler fark etmiş ki giden kafilelerde zaman zaman zorluklar oluyor. O zorluğu ortadan kaldırmak için de böyle bir yöntem çiziliyor. Ben soruyorum tekrardan. Gittiniz Birleşmiş Milletler'e veya başka bir Cenevre'ye gittiniz. Kıbrıs konusunda tekrardan bir müzakere olayı var. Sizin heyetinizin %80'i Kıbrıs pasaportuyla geldi. Siz bunu nasıl anlatacaksınız ya?
Bunu nasıl İngiliz'e, efendim Birleşmiş Milletler temsilcilerine anlatacaksınız? Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni temsilen geliyorum ama karşımdaki arkadaşların kullandığı pasaportu kullanıyorum. Olamaz böyle bir şey. İşte tam maalesef ve maalesef bizim ülkenin yarattığı komik, gülünç ama aynı zamanda üzücü bir olayla maalesef karşı karşıyayız. Hangi akıl bunu bu şekle getirdi, neye göre bu yapıldı, onu da anlamış değil. Bana biri çıkıp demesin, efendim eskiden zorluk, ne zorluğu, şimdiye hiç kadar gidemeyen zor. Ben ne bir kafile gördüm, ne bir kişi gördüm, ne bir bakan gördüm, ne bir milletvekili gördüm. Herkes istediği şekilde resmi yollardan gidip geliyordu. O zaman buna ne gerek var? Yani böyle bir genelgeye ne gerek var? Sen kendi resmi ziyaretlerde bulunacak olan görevlilerini teşvik ediyorsun bu genelgeyle. Hayır, diyorsun ki git başka pasaport kullan. Evet, siz ki yetkili kişisiniz yani temsil eden kişiler olarak. Ben yeni geçmişime indiğimde halk danslarında oynayan bir kişiydim. Yani uzun bir sürede oynadım ve devamlı yurt dışı. Evet. Yani bir tek Türkiye'ye gitmedik. Evet. Fransa'ya gittik, Macaristan'a gittik. Yine gittiğimiz o kadar çok yer vardı. Hiçbir sorun yaşamadık. Tabii hiç kimse. Yani ben duymadım. Yani hadi siz temsilen ki yaşamamanız gereken kişilersiniz. Tabii ki aynen öyle. Aynen öyle. Biz yaşamamız gerekirken biz böyle bir sorun yaşamadık. Canlı örnek sen dediğin gibi. Evet, yani biz böyle bir sorun yaşamadık yani hiçbir zaman. Direkt i̇şte bilinmeyen bu zorlukları kendilerine göre ortadan kaldırmak için böyle bir genelgeyle Kıbrıs Türk'ünü aşağılayıcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ciddi boyutta darbeleyen ama inanmadıkları bu cumhuriyetin de mevkilerinde oturan arkadaşlarla karşı karşıyayız. Ben de aynı şeyi söyledim. İnanmıyorlarsa o zaman bıraksınlar diyorum. Yani gitsinler o tarafın milletvekilliği olsun. Maalesef işin özeti bu. İşin özeti bu. Üzücü, çok üzücü bir olay. Gerçekten ben de bu konuyla ilgili maalesef. Çok üzüldüm. Evet. Bakalım ne cevap gelecek yarın haberlerde. Peki Faiz Bey, son zamanlarda doğum töreni konusu ki siz de bahsettiniz bu konuyla ilgili. Ulusal Birlik Partisi de geçen hafta böyle bir bilgi ihaleye çıkılarak devredilmesi gerektiğini söyledi. Fakat iktidarda olan Cumhuriyetçi Türk Partisi sendikaya bunun hala daha uzatılması yönünde bir iddiası değil de yani böyle bir İtirazları var. Bunun sebepleri nelerdir? Yani sizce neden hala daha sendikaya peşkeş çekiliyor? Yani neden bu memlekette her şey yasalarla gidilirken ihaleye çıkılmadan hiçbir devlete ait hiçbir malın veya herhangi bir şeyin ihaleye çıkılmadan verilmemesi gerekirken kendileri daha önce muhalefetteyken size karşı duyuyordunuz işte bir hali muhalefet yapılıyordu, yasa dışı hareketlerde bulunan işte mal tezmin olayları. Kendileri peki niye bu konuyla ilgili yasalarını düzeltmiyorlar da hala daha kendileri aynı şekilde devam ettiriyor? Vallahi görünen odur ki dün dündür, bugün bugündür misali. Yani burada tutulan hiçbir şey yok. Tabii bu Doğum Otel olayı esasında ibret verici bir tablodur ve bana göre Doğum Otel olayı eğer başarılırsa ve vicdanların kabul edebileceği bir çözüm üretilirse artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde taşlar yerinden oynayacak. Ve gayri yasal suistimallerin yapıldığı her şey yavaş yavaş domino şeklinde birbirini böyle devirecek ve ortaya genel anlamda yapılan tüm suistimaller, devletin verilen zararlar da ve yapanlar da ortaya çıkacak. Şimdi bu bir bana göre ilmiğin o sökeceğimiz ve sökük nasıl böyle şeyde gider gayet kolay söktüklerine. Evet. Bu bana göre ibret verici bir olaydı. Çünkü burada baştan itibaren gayri yasallıkla yürütülmeye çalışılan uzun bir süre de başarıldı ve kamufle edildi bu olay, bu Doğum Otel olayı. Bir kere sözleşmenin yapılması gayri yasal. Çünkü sözleşmeyi imzalayacak olan normalde vakıfların müdürü olması gerekirken 2008 yılında yönetim kurulu başkanını apar topar getirdiler basının önüne ve ona imzalattılar. O da Cetepe döneminde tabii, değil tabii, mi 2008, Faiz Bey? Tabii 2008 tabii. Daha da ilginci muhatap oldukları firma 2008'de daha resmi kuruluşunu tamamlamamış ve onun müdürü imzalamış. Bu firma Limited 2009'da almış şeyini onayını. Evet. Yani böyle başından itibaren gayri yasal başlayan bir olay. Ama bunların ötesinde bizi esas olarak vicdanen yaralayan olay şu. 176 odalı, 4 yıldızlı ve hep söylüyorum sadece Kuzey Kıbrıs'ın değil
tüm adanın en güzel noktasında olan bir ve tarihi geçmişi olan, Avrupa'da en çok bilinen, Kıbrıs'ta en çok bilinen otel ismi, Dom Otel. Evet. Ve biz araştırdık, hesap kitap yaptık ve gördük ki 10 yıldır bu Dom Otel'i işleten şirket vakıfları, yani gerçek sahibine ayda 8.700 Türk lirası veriyor. Yanlış ama bulmadınız. Ama burada Saray Otel'de. 8.000, onu da söyleyeceğim. 8.700 Kıbrıs Türk lirası veriyor. Bakın şu anda Dom Otel'in karşısındaki bir dükkan, sadece tek gözlü bir dükkanın kirası aylık en az 15.000 TL'dir. Düşünün. Ve siz otel, 176 odalı, 4 yıldızlı, en güzel noktasında olan bir otele 8.700 TL veriyorsunuz 10 yıldır. Bakın 10 yıldır. Ve vakıflar aldığı bu parayla tabii ki ihtiyaçlı olan, dar gelirli, efendim ilaçını alamayan, evine ekmek götüremeyen, yaşlı insanlar, geçim sıkıntısı içinde olan ailelere veriyor aldığı bu katkıları, bu kiraları. Her ay ortalama 160-170 bin Türk lirası yardım yapıyor bu ihtiyaçlı insanlara. Yani burada alınacak olan bu paranın meblağı yükseldikçe, vakıflar 10 kişiye yardım ediyorsa 20 kişiye yardım edecek. Evet. 50 kişiye yardım ederse 100 kişiye yardım edecek. Bizim kavgamız bu. Ve biz diyoruz ki böyle bir şeyi ne vicdanlar kabul eder, ne akıl kabul eder. Dolayısıyla zaman zaten Mayıs ayında dolmuş. Normalde Mayıs'ta buranın boşaltılması gerekirdi yasa gereği. Ama hükümetin yandaşları olması nedeniyle, hükümetin de korumasıyla orada bir imparatorluk kurulmuş. Gücü yeten gelsin bizi çıkarsın diyecek kadar ileri gidiliyor. Üzücü olan taraf bu. Evet. Kimse bir şey söylemiyor bu konuda. Yok anayasa mahkemesine gidelim. Git nereye istersen git. Senin gerçekler değişmez. Bu Dom Otel'in gerçek sahibi vakıflardır. Kullandığın bıçak, çatal, kaşığa kadar her şey vakıflarındır. Sen 10 yıl vakıflara bütün parayı başka yerlere aktar. Aktarıldığı yerlerde belli. Ama sen dön esas sahibine, seninle yaptığım anlaşmaya göre %30 kar payı vereceğim sana de. O %30'un da %11'ini ver. Ve bu da 8.700 TL civarı. Ne yapılan herhangi bir faaliyetle ilgili kontrol kabul et, ne vakıflardan giden heyetleri içeriye al. Hepsini dışarıda durdurt ve içeriye girmelerine yasak koy. Böyle bir işletmeyle karşı karşıyayız. Bu net söylüyorum. Şu anda vakıflardan, özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bu kadar rahatsız olması ve bir an evvel aynı şartlarda veya çok az ama kabul edilebilir olmayan bir değişiklikle 10 yıl daha verme istemesinin sebebi CTP'nin arka bahçesidir. CTP'ye ait CTP'li arkadaşlarımızın bütün düğün, sünnet, resepsiyon, aklına gelen her şey orada yapılıyor. Eğer itirazı olan varsa ben şunu öneriyorum. Gidin son 2 yılda ne yapıldı, kaç düğün, kaç sünnet, kaç resepsiyon yapıldı ve kimler yaptı onları bir görürseniz zaten her şey ortaya çıkar. Ne kadar ücret ödediler bunu da görürlerse bence zaten ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlaşılır. Şimdi bu böyle dururken diğer taraftan ikinci bir de şu dendi tabii. Efendim işte hiçbir ihaleye çıkılmadı şimdiye kadar. Öyle oldu böyle oldu. İşte arkadaşlar bakın Saray Otel ihaleyle verildi. 5 firma müracaat etti. Normalde en az 3 müydü Ferzi? Tabii. En az 3 değil mi? En az 3. Ve bunlardan bir tanesi kazandı. 3 yıldızlı bir otel, Saray Otel. 56 odası var. Bakın kıyas yapın. 176 oda, 56 oda. 4 yıldız, 3 yıldız. Evet. Ve ihaleden dolayı aylık ödenen rakam, bu ihaleyi alan firmanın ödediği rakam 90.300 Türk lirası. 8.700 Türk lirası Dom Otel'e 90.300 lira. Biz de diyoruz ki arkadaşlar bu böyle bir şey olamaz. Akıl bu tutulmasıdır. Kıyası bile olmaz. 10 katı, tam 10 katı. Ama otel de Dom'un 3'te 1'i büyüklüğünde ama lokalizasyonu ve albenisi anlamında kıyas kabul etmez Dom Otel'de. Kıyas kabul etmez. Emlakları bile alırken bakarsan ona göre insanlar fiyatı artış yapıyor. Ve diyoruz ki
istediğiniz şartnameyi, istediğiniz kuralları koyun. Deyin ki, şimdi şey çıktı işte Kıbrıslı, elimizden alıyorlar. Yedi karın Kıbrıslı olmak koşulu deyin. Deyin, onu da deyin. Bakın, yedi karın 1500 tarihinden beridir Kıbrıs'ta olacak, müracaat edecek olanlar. Bunu da söylüyorlar yani, hala bu kadar, daha. Bu kadar da kafatasçıdır bu şeyler. Önemli değil. Ne isterseniz söyleyin ama bu şartname ile şeffaf bir şeye çıkın, ihaleye çıkın. Göreceksiniz bu rakam çok rahat 1 milyon doları bulacaktır. Kesinlikle. 1 milyon dolar yıllık demek aşağı yukarı 100 bin civarı, 80 bin dolar ortalama aylık vakıflara bir kira geliri demektir ki 80 bin dolar çarpı 5, 400-450 bin TL demektir. Bu da şu demektir, en az 100-150 aile daha her ay vakıflardan alacağı yardımla evine ekmek götürecek, evine yumurta götürecek, evine yağ götürecek bir yardım yelpazesini genişletebilirsiniz. Ha, bizim kavgamız bu. Yani bizim kimin alacağı, kimin vereceği hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Şartnamede neler olacak? İnanın zerre kadar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren konu 8700 TL'lik bir kira, bu vicdan kabul etmez. Aynen. Eminim dinleyen, izleyen arkadaşlarımız da bunu sorgulayacaklardır ve onların vicdanı da bunu kabul etmeyecektir. Kabul edilebilir bir şey değil. Gerçekten. Ha, ve bu para da tekrar söylüyorum, herhangi bir yere gitmeyecek. Bu para vakıflara gidecek ve vakıflardan da yardıma ihtiyacı olan insanlara gidecek. Bakın ne dedim? Aylık şu anda vakıf bütçesi 160 bin civarı, 160 bin TL'lik bir yardıma yetiyor. Bakın ben 400 bin TL aylığı sadece domdan bahsediyorum. Evet. Bu da demektir ki şu anda yapmış olduğu katkının ortalama 3 katı daha fazla insana veya 3 katı daha fazla federasyona veya sivil toplum örgütüne, ki bu engelliler de bunun içerisindedir. Kesinlikle. Ki yardım ediyorlar. Onkoloji hastaları vardır, ilaçlarını alamıyorlar. Ne bileyim düşkün insanlar vardır. Evlerinde elektrik yakacak paraları yok. Dolayısıyla sobayla... Yıkılmış binalar vardır faizle. Aynen yani öyle. Yani biz belediyede de görüyoruz ve gerçekten yani... Bravo. Hem turizm, yani dediğiniz gibi artık domino böyle düştüğü tabii, hepsi birbirini bağlıyor. Onun için biz diyoruz ki bakın efendim işte 2017 yılında evet 17 tane ihalesiz şeye çıkıldı. Doğrudur, çıkılmış. Et elinizde, bıçak elinizde yargılayın. Evet, bir hata varsa, evet bir hata varsa yargılayın. Ben onları, yani iki yanlış bir doğru etmez. Aynen. Bunu öğrenmemiz lazım. Efendim siz yanlış yaptınız o zaman 2017'de, kim yaptıysa. Evet, ben de yapayım yanlış. İzin verin ben de yanlış yapayım. Ha siz bana izin verin yanlış yapayım. Siz de geldiğinizde siz de yanlış yapın, ben size izin vereyim. Siz düzelteceksiniz diye girdiydiniz. İşte biz bu mentaliteden dolayı bu duruma düştük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu anda inim inim inlediği ekonomik sıkıntılar, inim inim inlediği turizm, inim inim inlediği diğer sektörlerin en büyük şeyi bu. Sen yanlış yaptın, ben göz yumuyorum, ben de yanlış yapacağım, sen de göz yum. Bundan sonra da sen yaptığında ben sana göz yumacağım. İşte geldiğimiz durum belli. Tamam. Dolayısıyla artık o yanlış yaptıysa hesabını sor. Ama o yanlış yaptı diye sen de yanlış yapma. Bütün bizim kavgamız, itirazımız budur. Ve tahmin ediyorum ki burada herhangi bir şekilde bir aksi bir düşünce olmamalı. Yani gerçekten dün... oraya gittik. Bir 30-40 kişilik bir ekiple gittik. Orada bir basın bildirisi verdik. Sayın Başkan konuştu. Ben kısa bir şey söyledim. Ama bir baktık sendikal platform Dom Otel'in önünü İçeride. Kapatmış. Ya kardeşim, İçeriye dalmadılar zannedersem. Gitmedik zaten canım. Bizim yani gerginlik... 2-3 bayan çünkü. Öyle mi? Gördüm yanlış, ben yani, girmek istedi. Yani şunu söyleyeyim. Siz dedi buraya ayıp değilsiniz dedi. Yolu biliyorsunuz. Olur mu böyle şey? Yani böyle bir ayıp olan, bunu yapan demokrasiyi savunan insanlardır bunu yapan. Ve biz de yan tarafta yaptık. Bu arada özel tim gelmiş. Bilmiyorum yani sanki kavga çıkacakmış. Gördüm çelik yok canım falan. Dedi, ha, çevik kuvvetler falan. Dedik ya nereye geldik biz? Yani bizim burada yapacağımız barışçıl bir dikkati çekme. Basın da artık farkına olsun. Lütfen bu basın da bu konuyu gündeme getirsin. Dikkat edin. Hiçbir yerde basında yok bir sessizlik. Ha, sessizliğin sebebini de biliyorum. Yazılı olarak da pazartesi şey yapacağım. Meclise yazılı bir soru önergesi vereceğim. Ne diyeceğim biliyor musunuz? Vakıfların son 10 yılda kime ne kiraladığını bize bildirsin. Vakıflar bize bildirsin. Bir görelim bakalım kimler ne kiralamış ki
hiç kimsenin sesi sedası çıkmıyor. Yani bırak o yapsın devam. Veyahut da dorm otelde, bunu tabii bulmak biraz zor ama kimler kaç gece yemek yedi, kaç gece orada kaldı, ne kadar ücret ödedi? Hep bunların artık ortaya çıkması lazım. Ak koyun, kara koyun çıkması lazım. Ha, bizim yanlışımız varsa bakın söylüyorum. Et derinizde, bıçak derinizde şu anda iktidardasınız. Muhalefetin yargılayacağı adılar. Aynen öyle. Varsa bir şey yargılayın Allah aşkına görelim ya. Bir şey yapın görelim. Yani bir adım atın görelim. Yani muhalefetin görevi değil bu esasında. Bu iktidarın benim tabii yani şu anda sunduğum olaylar iktidarın normalde yapması gereken araştırmalardır. Ve önünü alması gereken haksızlıklardır. Şimdi biz şeye döndük. Yani muhalefet sorguluyor. Yarın ben başka dosyalar geldi dedim. Onları başlıyorum çalışayım. Yarın duyacaksınız 3-5 gün sonra. Bir Maremonte faciası var. O Maremonte ki biliyorsunuz en güzel otellerden evet. birisi. Maremonte gerçeği var. Onu yatıracağız masaya önümüzdeki günlerde. Yani artık yapanın yanına kalmaması gerekir. Ve bunu korkmadan, hiçbir şekilde bir şeye varmadan bunları halkla artık paylaşmak lazım. Halk da gerçekleri görsün. Şimdi Dom Otel'de gördüğü gibi. Tabii Dom Otel'in nasıl bu şirkete geçtiği hikayesi de apayrı bir olay. Şu anda Dom Otel'de çalışan arkadaşların haklarının nasıl yenildiği ayrı bir olay. Verilen katkıların nasıl verildiği ayrı bir olay. Bu çalışanların hepsi istisnasız bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak kelimelere bağlı. Bugün işine son verdim git diyecek evet. kadar. Çünkü müdür de aynı kişi, sendika başkanı da aynı kişi. Evet. Dünyada bir ilk. Sendika başkanı da aynı, müdür de aynı. Bakın Kuzey Kıbrıs olarak bunu da başardık. Evet. Dünyada bir ilki başardık. Böyle bir trajikomik, gerçekten üzerine hikayeler yazılacak bir süreç izliyoruz. Sayın Başbakan da inatla bunu uzatma yönünde fikir beyan ediyor. Hı hı. Diyor ki efendim hiç şeye çıkılmadı, bu bir ilktir. Daha önce neden ihaleye çıkılmadı? İşte diyorum Saraöten ihaleye çıkıldı en basiti. Saraöten aynı dönemde ihaleye çıkıldı Sayın Başbakan. Ha ihaleye çıkılmayanlardan nelerdir biliyor musunuz? Ayşe Abla'ya verilen bir oda 500 TL. Efendim bilmem kime verilen bir dükkan 1000 TL. Yani ihalede derken o 17 ihale evet. aşağı yukarı hep bunlar. Surlar içerisinde ağırlıklı veyahut da federasyonlara, sivil toplum örgütlerine verilen veya partilere verilen cüzi miktarda toplasan hepsini bu 17 ihaleyi verilen ve kira alınan 17 gayrimenkulü toplamı taş patlasa 15 bin TL, 20 bin TL, 25 bin TL. Biz milyon dolarlardan bahsediyoruz. Aradaki fark bu. Ve Sayın Başbakan bu 17'yi gösterip aha siz yaptınız. Onun için nedir sizin söylediğiniz? E kardeşim eğer yapıldıysa ve hatalıysa git üzerine ama hatayı hatayla devam ettirme. Evet. Yanlışı yanlışla sürdürme. Yanlışsa diyeceksin ki yanlıştır, geçmiş de yanlıştı. Bunun sorgusunu ve şeyini araştırıyoruz. Ne olduğunu ortaya çıkaracağız. Fırsat vermeyeceğiz bundan sonra. Ve biz şeffaf, tartışılabilir bir yönetim vaat ettiğimiz için de evet. açık bir şekilde ihaleye çıkıyoruz. Şartnamemizdeki zaten maddelerde... Zaten korktuğunuz olsa hiç bu olayın üstüne bile gitmez dedi. Aynen. Yani. Şartnamedeki maddelerimiz de biraz önce söylediğim gibi. Bunlardır. İstediğini evet. koy ama çık şeffaf ve göreceksin 1 milyonu rahat geçecek yıllık kira. Çünkü o kadar geliri olan %80 doluluk oranıyla çalışıyor bu otel. Ve düşün %80 doluluk oranıyla çalışan bu otelde vakıflara verilen rakam 8.700 TL. 8.700 TL dediğin işte neredeyse 3 günlük 4 günlük bir odanın fiyatıdır. Günlüğe vurduğun zaman ne oluyor biliyor musun? 286 Türk lirası. Günlük. Yani bir odanın günlüğünün herhalde yarısı kadardır. Düşün günlük vakıflara verilen kiradır bu. Bunu herhangi bir vicdan kabul ediyorsa o zaman söyleyecek bir şeyim yoktur. Başa gelen çekilir. Devam etsin böyle gitsin. Ama benim vicdanım bunu kabul etmez arkadaşlar. Bu kadar net. Peki böyle bir yasa dışı olan bir olaya
kendileri eğilim devam ettiriyorsa bu konuyla ilgili sizin duruşunuz olacak. Büyük bir ihtimalle yargıya gidilecek. Yargıya gidilecek. Büyük ihtimalle gidilecek. Çünkü şu anda bakın örneğin daha ihaleye çıkılmadı. İhaleye çıkılmadı ama örneğin Mayıs'ta bittiği için sözleşme bir Girne'deki yerli Kıbrıslı platformun dediği gibi Kıbrıslı bir otel dedi ki ya tamam ihaleye daha çıkmadınız ama ben bir şey yapıyorum, bir öneri getiriyorum. Yarın ihaleye çıktığınızda da gene bu öneriyle belki daha da yüksek bir rakamla getireceğim ve böyle bir Vakıflar Müdürlüğü'ne bu otel bir teklif sundu. Teklif de şu, hiçbir rekabet yok daha. Yani yıllık diyor 600 bin dolar, yılda 600 bin dolar vermeye hazırım. Bakın, daha hiçbir rekabet yok, hiçbir yarış yok. Sadece bir yerli otel diyor ki ben şu anda diyor, Ekim'in 3'ü itibariyle verilmiş, eğer bir ihaleye çıkılırsa demiş, ben tekrardan aynı şeyi size vereceğim. 600 bin dolar. Ve ben diyorum ki size, bakın ben diyorum ki size bu 600 bin dolar en az 5-6 firma daha katılır ve bu rakam 1 milyon da geçer. Net söylüyorum size. Rekabet olacak ihalede. Ki, bravo. Çünkü aynen zaten öyle. İhalenin aynen sebebi öyle. O yani. Ha şimdi ben para kazanmak istemiyorum. Benim adamım alsın, benim arka bahçem olmasına devam etsin, varsın vakıflar para kazanmasın veyahut da parayı sahibi, gerçek sahibi vakıflara aktarmasın. Böyle bir mantık veya böyle bir akıl olabilir mi? Eğer bunu dediğim gibi vatandaşımız eğer bunu aklı selim kabul ederse söyleyecek bir şeyim yok. Ama bakın açık, net, imzalı ve mühürlü bir şekilde. Gelelim işçiler konusuna. Bakın burada size neden bu kadar rahat konuştuğumu şey yapayım. Diyor ki bunu sunan otel veya kişi limited mevcut diyor, ben diyor 600 bin doları teklif ediyorum. Mevcut personelin yani şu anda çalışan tüm haklarıyla beraber işlerine devam etmelerini kabul ediyorum. Evet. Ve kimseyi işinden durdurmamayı taahhüt ediyorum. Mevcut diyor çalışma yasalarının emrettiği oranda personelin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmalarına harfiyen uymayı da taahhüt ediyoruz diyor. Yani senin dün platformun çıkıp işte bu Kıbrıslılarındır, işte haklarını işçilerin vermeyiz, işte şudur budur işte aynısını diyor. Yani. Ama ben de şunu söylerim size şu anda çünkü tabii biz bu işe el attıktan sonra Dom Otel'de çalışan birçok arkadaş gizlice bizi geldi, ziyaret etti ve oradaki olayları anlattı bize. Bir kere oradaki işçiler hiç mutlu değil. Yani ben samimi söylüyorum, dünkü platformu orada görünce çok üzüldüm. Çünkü özür işçiler... Özür dilerim, orada bir şey işçiler ilgili yanlış hatırlamasam %18 kamu görevlerine sen yoksa... %10, %10 nefis katkı. %30'da şeye verildi galiba. Yok, %10, %10 kazancın %10'unu çalışanlara... O hissedarlara vermek gerekirdi. Ki bu da 8 milyondu 10 senede. Toplam verilen rakam 1500 TL. Onu da geçtik. Bakın tekrar söylüyorum. İşçiler iki dudağın arasındadır. Seni beğenmedim. Bugün git evine. Bitti. Ve öyle olanlar var. Öyle işten atılanlar var. Dolayısıyla bana şimdi çıkıp da biri, efendim işte işçilerin demokratik haklarının en yüksek seviyede olduğu yerde çalışıyorsun. Bir kere dün bütün işçileri dışarıya çıkardınız siz zoraki olarak. Ellerine birer şey verdiniz ve hepsini dizdiniz. Öyle oradaki garsonu da, oradaki ahçıyı da, oradaki şeyi de mecburen çıkardınız. Ve bugün bizi 5-6 kişi aradı. Ve dedi ki mecburen bizi tehdit ettiler ve dışarı çıkmak zorunda kaldık. Yani demek ki işte o arzu edilen huzur, arzu edilen işçilere verilen haklardan da söz etmek bana göre çok abartılı olur. Nitekim bize gelen birçok şeyler var, bilgiler var. Şu anda zaman dar ama yani orada da öyle sanıldığı gibi işçilerin yönettiği veya işçilerin hakkının her konuda korunduğu bir ortam katiyen yoktur. Evet. Orada bir kişi vardır, o kişi oranın tanrısıdır, o kişi oranın her şeyidir. O ne derse o olur. Evet. Onun zıttına gittiğin anda, onun istemediği bir şey yaptığın anda, onun söylediği bir şeyin dışında hareket ettiğin anda evine giden kardeşim. Bu kadar basit. Bu tarafından bu kadar basit. Vicdan evet hakkını savunuyoruz. Bu arada insan haklarını savunamıyoruz ama vicdan bu arada, evet bu arada da 22 kişi emekli olmuş. Sırf sigorta ve ihtiyaç sandığından kurtarmak için o 22 kişiyi tekrardan işe almışlar.
2000 kusur veriyorlar ama kağıtta 5000 gösteriyorlar. Sırf vakıflara daha az para gitsin diye. Yani oyun üzerine oyun, oyun üzerine oyun. 2010 yılında hepsini durdurdular. Geçmişe dönük sigorta ve ihtiyaç sandığını kamufle etmek için. Sanki yeniden başlamış ki 2010 yılında tekrar başlatmışlar. Her türlü bana göre gayri yasallığın olduğu bir ortamdan geçiyoruz o bölgede. Dolayısıyla biz onlara çok da fazla girmek istemiyoruz. Hı hı. Çünkü isim bazında elimizde listeler var. Evet. Kimin ne yaptığı, kimin ne aldığı, kimin düğün yaptığı, kimin ne kadar ödediği hepsi elimizdedir. Bunlar hiç aslında bunlara, yani bunlar kişisel olarak düşünüyorum. Ama bu mesaj zaten gidiyor. Yani yapanlar bildiği için bu mesaj kendilerine gidiyor. Dolayısıyla isim vermenin bir anlamı, çünkü öyle isimler var ki yani şey olacak, ciddi sıkıntılar olacak. Ama onlar onun muhalefette için, isim kullanıyor. Olabilir, o bizim şeyimiz olsun. Ne kadar güzel bir duruş bizim, var. Bizim buradaki hassasiyetimiz olsun ama söylemek istediğim şudur. Ben Dom Otel konusunda eğer vicdanlar rahatsa söyleyecek bir şeyim yok. Ama benim vicdanım ve bunu iyi etüt eden hiç kimsenin vicdanının rahat olduğunu sanmıyorum bu konuda. Evet. Net olarak bunu söyleyebilirim. Biz de izleyenler ver bize, yorumlar ver, biraz onlara bakalım son tabii olarak. Faiz Cam Göz diyor, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz Faiz Bey. Ufuk Bey iyi yayınlar diyor. Mehmet Salih Bey, Sayın Sucuoğlu kaç yıldır parlamentodadır? 5 yıl. 5 yıldır. Yani bu 5. yılım. Evet. Fatma Kara, ne yüzle konuşuyorsunuz? Partiniz yıllardır bu ülkeyi yönettiği ülkenin hali ortada. Evet. Zaten Faiz Bey de daha önce açıkladı. Yani yapılan bir yanlış var ise, bu yanlışın üzerine de gidilmesi gerekir. Üzerine gidilsin. Evet, madem ki geldiniz kaç aydır? Ocaktan bir yıldır ama bir şey daha söyleyeyim. Meclistesiniz. Hala da hiçbir son şekilde yargıya gidilmedi. Son 15 yılda, yani 2002 yılından itibaren baktığınızda kimin bu ülkeyi yüzde kaç oranda zaman itibarıyla yönettiğini çok net görebilirsiniz. Evet. Burada CTP'nin 8-9 yılı varken UBP'nin 5-6-7 yılı var. Yani evet, CTP'nin süre itibarıyla son 15-20 yılda işte 2002'den beridir UBP'ye en az 3-4 sene de fark atıyor. Evet. İktidarda olma anlamında. Dolayısıyla ama ben burada CTP'nin veya UBP'nin şeyinde değilim. Evet. Cezası olan çeksin kardeşim. Aynen. Yani hata yapan çeksin. Onun için hiç bu konuda bir şeyimiz yok. Yani aman efendim benim partimdedir, benim partilimdir de onu kayıralım. Yok. Evet. Bu arkadaş, bu dinleyen arkadaş tabii o eski gelenekleri herhalde şey yapıyor. Yani işte o onu korur. Hayır hayır, bizde öyle bir şey yoktur. Kim yaptıysa hatasını çeksin ve tekrar söylüyorum. Diyorum ki şu anda iktidara gelen 4 koalisyon ortağının en az ikisinin halka verdiği ve oyu bu yüzden aldığı söz şuydu. Biz her türlü gayri yasallığın üzerine gideceğiz, suistimalin üzerine gideceğiz, yeni beyaz bir sayfa açacağız. Biz de diyoruz ki açın, biz de yardım edelim size. Evet. Açın, biz de size yardım edelim. Bakın, ana muhalefet olarak biz de size yardım edelim. Açın ve görelim. Ha siz açmazsanız biz açacağız. Evet. Şimdi açtığımız gibi. Onu da söyleyeyim. Yani onun için burada herhangi bir tereddüt kimsede olmasın. Hatası olan, bu ülkeyi sömüren kimse yargıya götürürsün. Yani bir senedir siz hükümettesiniz. Renklendirmeden başka öyle hiçbir şey yapılmadı. Aynen öyle. Madem ki muhalefette yaptıydınız, getirin gündeme. Kesinlikle. Yargıya getirin, sorgulayın. Kesinlikle. O zaman diyoruz. Kesinlikle. Fatma Bey tekrar bir soru da yazdı. Sanki KKTC pasaportuyla gidince ve madalya takılacaksa KKTC bayrağı ve marşı çalınacak, saçmalıyorsunuz. Saygısızlık diye algılıyorum ben Fatma Hanım. Sizin Fatma bence Hanım'ın büyük bir ihtimalle dünya görüşü farklıdır bizden. Evet. Saygı duyarım. O büyük bir ihtimalle Cumhuriyet taraftardır, Güney tarafıdır. Kesinlikle. Saygı duyarım. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Bizi bu çok üzdü. Çok hassasiyetle duruyoruz bunun üzerine. Kendisi için bayrağın çok fazla bir şeyi belli ki yoktur, ifadesi yoktur, evet, anlamı yoktur. Saygı duyarım, yapacak bir şey yok. Ben eğerim Kuzey Kıbrıs'ta yaşıyorsam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kimliğiyle pasaportuyla gitmek isterim. Bu bir hassasiyet tabii. Kesinlikle. Hasan Bey, Hasan Süleyman diyor ki iyi yayınlar Sayın Sucuoğlu. Yakında erken seçim var mı diyor. Yok, böyle bir şey görünmüyor. Aydın Bey bizi izliyor. Aydın Söğer, Azim
İlla Sol bizi izliyor. Özlem Menaşan, herkese teşekkür ediyoruz. Programımızın sonunda geldik. Faiz Bey yeteri kadar zaten anlattığını düşünüyorum. Elinde belgeleriyle biz de diyoruz ki eğilim bir suç varsa ortada o suçun üstüne gidiniz. Suç üstüne suç işlemeyin diyoruz. Teşekkür ederim Faiz Bey geldiğiniz için. Haftaya yine aynı saatte aynı gün Perşembe günü görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından.